Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 14. haftası 6. videosundayız. Yani son videosundayız arkadaşlar. Yamukta alanın özelliklerinden bahsedeceğiz sizlere. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamukta alan özellikleri. İlk özelliğimiz daha önce de, de paralel kenarın içerisinde de söylemiştik bunu. Ters düz üçgenler olduğu zaman böyle ya da yamukta böyle köşegen çizildiğinde buradaki tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. Niye? İki paralel doğru arasındaki yüksekler aynı olduğu için üçgende alandan geliyor zaten bu. 2k'da kalan 2a ise 3k'da kalan direkt ne diyebiliriz arkadaşlar? 3a diyebiliriz yükseklikler aynı olduğundan dolayı. Özellikle zaten paralel kenarda da zaten böyle şeylerle de çok karşılaşıyorduk. Oranlamanın olduğu sorularda ne yapıyorduk? Tabii ki benzerlik vardır ama işin içerisinde alan da varsa alan dağıtımını çok kullanıyorduk arkadaşlar. İşte burada da böyle ters düz üçgenlerde de alan dağıtımı kullanabiliriz. Evet örnek 37'ye bakalım hemen. EB'nin uzunluğuyla EC'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Sonra burası 5K verilmiş. Burası 2K verilmiş. CD'ye 2K diyelim. Şuraya da bir 5K diyelim. Çok ilginçtir. ÖSYM bir ara buna takıktı. Kolay olmasına rağmen böyle soruları çok seviyordu arkadaşlar. Haberiniz olsun belki bir yeni nesil sorun içerisinde bu kalıbı da oturtturabilir. O yüzden buna dikkat edin. Evet alan AB'ye 10 vermişler. Arkadaşlar şu alan da açacağız belli. Şurası A burası A diyecek olursan A'da kalan 10'sa Hemen üçgen oluşturalım. Hop şurası da. A'da kalan yine 10 mudur? Evet burası da 10'dur. Sonra hocam 2K ve 5K var. Bakın 2K'da kalan şurası. 5K'da kalan şurası. 5K'da kalan kaç yap toplamda? 24 katı. O zaman 2K'daki de 4 katı yapacak. Burası da 8 yapar. Alan ABCD ne yapacaktır o zaman? 28 yapacaktır arkadaşlar topladığımız zaman. Evet örnek 37'yi 28 bulduk. Örnek 38'deyiz. Örnek 38'de de alanlar oranı verilmiş arkadaşlar. Bakın alan ACD şu alan ACD ve alan ABC'yi vermiş. Hmm, hocam bunların alanları oranı nedir? Tabanları oranlamasına, oranlamasına eşit değil midir? Evet. Yani alan ACD bölü alan ABC 2 bölü 5 ise hocam burası 2K direkt burası nedir? 5 kdır Eyvallah bunu kullandık. Oranlamayı yaz. E hocam burada da yan tarafta da bir oran var. Yan tarafta oran varsa ne vardır? Benzerlik. Ne yapıyorduk? Kısa çizgi paraleli. içeri paralel çiziyorduk. Kelebek oluştuysa eyvallah. Oluştu mu? Oluştu tabii ki. Baksanız ya. Şurada bir kelebek oluştu. Kelebek de oluştu. Temel orantı da var. Hocam şurada bir temel orantı var. Hatta bu eşitlik olduğu için direkt orta taban. 2K ise burası ne yaptı? K yaptı. A. 1'e 5 olan var burada hocam. Yani burası A ise burası nedir? 5A'dır. E, bunlar birbirine eşit. Orta taban. Bizden de EC isteniyor. Şuraya yoğunlaşacağız. E, aynı zamanda şunun da şu birbirine eşit değil midir? Bunlar eşit olduğuna göre orta basa. Burası 6A ise burası da 6A'dır. Arkadaşlar 5A eşittir 4 bulduk. A'yı buradan 4 bölü 5 bulduk. EC uzunluğu isteniyor. EC'ye bakacak olursak 6A değil. Dikkat 6A artı A. Yani 7A isteniyor arkadaşlar bizden. Evet EC uzunluğu 7A. 7 çarpı 4 bölü 5'ten. Cevabımız 28 bölü 5 çıkar arkadaşlar. 2 ile genişletsek 56 bölü 10'dan 5,6 da diyebiliriz arkadaşlar cevaba. Ya 28 bölü 5 ya da 5,6 artık şıklarda hangisi varsa. Evet örnek 38'i böylelikle 5,6 bulduk geldik. Bir sonraki özelliğe. Arkadaşlar böyle bir özellik var ama ben özelliği size söyleyeceğim. Özellik aslında akılda kalıcı. Şahsen e, ben bir kitapta karşılaştığımda direkt bir okumada aklımda kalmıştı. Büyük ihtimalle sizin de aklınıza kalır. Böyle e, büyük bir yamukta iki tane yamuk oluşturduğumuz zaman buradaki alanlar oranlamaları arkadaşlar alt taban ve üst tabanların kareleri farkıyla orantılıdır. Doğru orantılıdır. Yani S1 bölü S2 bak S1 bölü S2 S1'e bakacak olursanız S1'in alt taban ve üst tabanı X ve A. Hocam kareleri farkı X kare eksi A kare bölü şunun ki ne S2'ye baktığınız zaman alt taban ve üst tabanı C ve X. C kare eksi x kareye eşittir. Evet S2'de C kare eksi x kare işte dediğimiz gibi kareleri farkı oranı x kare eksi a kare bölü c kare eksi x kare neye eşitmiş arkadaşlar? S1 bölü s eşitmiş. Hocam bilmemize gerek var mı? Bence gerek yok. Ama bir kere söyleyince genelde akılda kalıyor. Böyle sorusu geldiği zaman da hemen alanlar oranı kareleri farklarının alan e, kareleri farklarının oranlamasıyla doğru orantılı diyebilirsiniz. Size kalmış soru geldiği zaman hemen o şekilde şey yapabilirsiniz. Bakın oranlamalar verilmiş. Bunlar kaçta birleşiyor? 12'de birleşiyor. Hocam CD uzunluğu 2K iken Efe uzunluğu 3K, Alibayi uzunluğu da 4K. Evet burası 3K, burası da 4K olarak verilmiş. Şimdi gençler burada dediğim gibi S1 bölü s 2 eşittir. 9-4 bölü 16-9 diyebilirsiniz. Oradan sonuca ulaşabilirsiniz. Ama ben bunu oradan yapmayacağım. Üçgenden yapılabilmesini de öğrenin çünkü. Arkadaşlar şimdi burada böyle bir şey gördüğümüz zaman Hocam ne yapacağız? İçeriden bir paralel kenar mı oluştursak? Yalnız paralel kenar oluşturursan S1'i böyle parçalıyorsun. S2'yi de parçalıyorsun. Nasıl parçalayacağız? Bize bunlar bütünsel lazım. O yüzden sevmediğimiz bir şey yapıyoruz. Yani S1 ve S2 bize şey lazım olduğu için. Bak oranlamalar olduğu için benzerlik olduğu belli. E, S1 ile S2 de bütünsel lazım olduğu için bu sefer yukarı doğru tamamladık. Biz genelde hep paralel çiziyorduk. Sırf S1 ile S2'yi böyle parçalamamak için yaptım. Bak bu mantıklar da önemli sizin için. Yani değişik tarzda sorularla karşılaştığınız zaman bu söylediğim şeyler size bayağı bir yol gösteriyor aslında baktığınız zaman. E ne yapalım hocam? Şuraya baktığınız zaman 2 bölü 3 oran var. Hmm, 2 bölü 3 oran karesi nedir? 4 bölü 4 benzer 4 bölü 9 benzerlik alan ilişkisi. Hocam burası 4A ise tamamı 9A. Bak burası 9A değil. Dikkat. Tamamı 9A. E o zaman S1'e ne kaldı? 5A kaldı. Evet S1 5A yaptı. E hocam bir de şunda bir benzerlik yapalım. 2 bölü 4 değil mi arkadaşlar? Evet ya da 3 bölü 4'te de yapabilirsiniz. Fark etmez. Hocam 2 bölü 4'ün karesi nedir? Bir sadeleştirelim hocam. Hayır. Biz buraya en başta 4A yazdık ya. Sadeleştirme yapmayalım. Orası 4A diye lazım. Al karesini bak 4 bozulmuyor. 4 bölü 16. Yani burası 4A iken tamamı 16A yapacak. E hocam 9A'sı burada. S2'ye ne kaldı? 7A kaldı. Hmm, tamam. S1 artı s de 48 demiş. S1 dediğimiz 5A. S2 dediğimiz 7A. 5A artı 7A'yı kaç? 48 demiş. 12A eşittir 48 ise A'yı buradan kaç bulursunuz? 4 bulursunuz. S1 alanı nedir diye soruluyor. E o zaman S1 alanında neydi? 5A'ydı. A'yı da 4 bulduğumuza göre cevabımız kaç yaptı? 5 kere 4 20 yapar arkadaşlar. Yani örnek 39'un cevabı böylelikle 20 oldu. Bakın üçgen bilgisiyle de rahat bir şekilde çıkıyor. Formüle gerek var mı? Bence yok. Siz bilirsiniz. A bir kere söyleyince akılda kalıyor. Bilmiyorum size kalmış. Hadi bakalım geçelim diğer soruya. Evet Hani bizim paralel kenarda 5 yıldızlı bir alanımız vardı. Sıkıştığımız zaman oraya başvuruyorduk ya. Neydi o bizim 5 yıldızlı alan formülü? Hocam şöyle. Şu alan tüm alanın yarısıydı. Buralarda herhangi bir oran olmasına gerek yoktu. Şurada ve şurada herhangi bir oran olmasına gerek yoktu. Bu nokta nerede olursa olsun. isterse şöyle olsun. isterse şurada bir yerde olsun fark etmez. İsterse şöyle olsun fark etmez. Ne oluyordu arkadaşlar? Tüm alanın yarısı oluyordu. Ve ben buna ne koymuştum? 5 yıldız koymuştum. Niye 5 yıldız koymuştum? Sıkıştığınız zaman paraya kenarda bu alan sorularını yapamadığınız zaman buna başvurun diye söylemiştim. Yamukta da onun gibi bir şey. 5 yıldız olmasa da 2 yıldız koyabileceğim bir şey. Sıkıştığınız zaman özellikle eşitlik varsa bu e, üçgen oluşturun. Bu üçgenin alanı tüm alanın yarısına eşittir arkadaşlar. Ha ispatını yapalım birlikte. Bir önceki videonun son videosunda da burada böyle 2K'ya K oran vardı mesela öyle. E, aslında siz bunu ispatıyla da rahat bir şekilde yapabilirsiniz ama bu önemli bir bilgi olduğu için bunu sanki bu şekilde bilmeniz faydalı. Öncelikle ispatını yapıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Oranlama olduğu zaman içeri paralel çiziyorduk. Olmadı. O zaman dışarıya doğru uzatalım. Dışarı doğru uzattık. Tamam. Buradan ne geldi gençler? Buraya baktığınız zaman buraya baktığınız zaman ne geldi? Hocam kelebekte 1'e bire birebir. O zaman kelebekte 1 ise bunlar eşittir. Hatta burada kalan A ise burada kalan da A mıdır? Evet. Sonra ben buraya bir B desem e, hocam çizgide kalan A artı B ise çizgide kalan A artı B mi yapacak? Evet. Bak dikkat et. Hocam bu alan gerçekten de tüm alanın yarısı oldu. Çünkü niye? Dikkat et. Burası A artı B tamamı. Yamuğu düşün sadece 2 artı 2 B. Ha, gerçekten de yarısı oldu. Hatta hatta tamam burada ispatıyla da yaptık zaten. Ben bir ispatını sileyim. Hocam bu alan tüm alanın yarısı ya artık şöyle bir anlatıp yapabilirim. İspatında da gördünüz zaten. Bu alan tüm alanın yarısı ya. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır diyebiliriz. Hatta bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Şunun bir şeyine fotoğrafını çekeyim. <laughs> bir şey daha göstereceğim. Hatta burada kalan A. Bak bu sarı alan yarısıysa geri kalanlar da yarısıdır. Alan burada kalan A ise burada kalan B ise. E ne oldu arkadaşlar? Geri kalanlar da yarısıdır. E o zaman burası A burası B ise yarısı A artı B. Diğer yarısı da A artı B olacaktır. Yani şu şekilde bir alan da söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir alan dağıtımı da yapabiliriz. Eğer oranlama oranlama verilmişse arkadaşlar bize. Dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Şimdi bir şey göstereceğim size. Şöyle küçüğünü de göstereyim. Küçük yavrusunu çizdik öyle gösteriyorum. Arkadaşlar atıyorum. Şurası 2K. Burası 3K gibi bir şey verilirse bize. Biz bunda da şu şekilde 2K'daki alan 2A, 3K'daki alan 3A diyebiliriz. Hocam sebep? E sen buradan bir yükseklik çizsen, buradan da bir yükseklik çizsen e şurada kelebek oluşturmuştuk ya biraz önce. Kelebeklik oran 1'e 1'den dolayı bunlar eşit. Yüksekleri de eşit olmuş oluyor. Ondan dolayı 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A. E sarı alan yarısı geri kalanlar da yarısı. O zaman burası da 5A diyebiliriz hatta. Böyle bir oranlama olduğu zaman da o oranlamalara göre de alan dağıtımı da yapabilirsiniz arkadaşlar. ha e, Siz tabii ki burada ve burada oran gördüğünüz zaman bu şekilde ezber değil de ispat yardımıyla ispat yardımıyla çözüme ulaşırsanız tabii ki sizin açınızda daha sağlıklı olur. Sadece ve sadece eşitlik gördüyseniz bu da böyle tüm alanın yarısı olması hikayesinde kullanalım arkadaşlar. Bakalım soruya. Alan ABC'de nedir diye soruluyor. Bak eşitlik var hemen. Eşitlik varsa o bizim aklımıza gelecek o özellik. Hocam yan kenardan böyle üçgen oluşturduğumuz zaman ki zaten dikkat ederseniz bu tabana ait ne var arkadaşlar? Yükseklik var. O zaman alanda soruluyorsa oradaki üçgenin alanını bulabiliriz biz deyip şöyle bir üçgen oluşturmanız lazım. A bu üçgen de eşit olduğundan dolayı orta noktası olduğundan dolayı bu alan tüm alanın nesidir arkadaşlar? Yarısıdır. Hocam bu üçgenin alanı toplam taban 6 yükseklik 4. 6 çarpı 4 bölü 2 24 bölü 2'den 12. Hocam bu alan 12. Alan ABCD ne yapar? 2 çarpı 12'den 24'e eşit olur arkadaşlar. Örnek 40 cevap 24. Geldik buraya. Bak oran vermiş bize. Hocam burası 2K burası 5K verilmiş. Hemen yazıyoruz. 2K'ya 5K yazdık. Hocam 5K'daki 20 ise 4 katı, 4 katı burası 8 deyip buraya direkt 28 yazabilirsiniz. Evet. Ama sanki biraz şey olacak. Yani ben bile söylesem benim söylediklerimi bile yapmayın arkadaşlar. En iyi öğrenme yöntemi sizin kendi öğrenme yönteminizdir. Ben burada özellikle size üçgen bilgisiyle falan anlatmadığım şeylerde bazı şeylerime çok fazla güvenmeyin. Kesinlikle bilin dediğime dahi böyle çok güvenmeyin. Kendiniz farklı bir yollar arayıp kendi çabanızla bir şeyler oluşturursanız sizin açınızdan daha sağlıklı olur. Çünkü benim geometri öğrenme yöntemim oydu, tekniğim oydu. Hayır kardeşim bu formüllerden uzak kalacağım dedim ve bu şekilde bir konu anlatımı çıktı. Çok da iyi oldu. Tam da ÖSYM'de bu şekilde yapıyor zaten soruları da. Neyse tabii ki söylediklerimi yapın. O hayır bu konu çünkü tecrübeyle geldik ama her şeyi de yapma yap, yapma yani kendiniz bir şey çıkartıyorsanız benim söylediğim haricinde kendinizinki kendi çıkarımınız üzerinden gitmeniz tavsiye edilir. E arkadaşlar tamam ben burada şöyle yaptım mesela. Şuradan dik çizdim, buradan dik çizdim. Hocam böyle dik çizince zaten bak kelebek çıktı. Kelebekteki oran birebir yükseklere eşit oldu. Bunlar birbirine eşit. O zaman 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A diyebiliriz. Böyle bir çözüm yöntemi de olabilir aslında. Ya da oran var. E oran olduğunda biz ne yapıyorduk? Hocam hop içeri çektik. Kelebek çıkmadı. Hop dışarı çektin. E kelebekteki oran kaça kaç? Baktığın zaman Kelebekteki oran hocam 1'e 1. Bir. E o zaman 1'e 1 ise buradaki eşitlikleri de yazalım. Şunda da şu birbirine eşittir. Ve kelebekteki oran 1'e 1 bir olduğundan dolayı burası 2K ise burası da ne oldu? 2K oldu. Bak 5K'da kalan 20 ise 2K'da kalan kaç yapar? 4 katı 4 katı 8 yapar. Hocam 8 ise kelebekteki oran 1'e 1 bir olduğu için alanlar da aynı olmak zorunda. A e, 8 olmak zorunda daha doğrusu. Burası da 8 oldu. E sonra yuvarlaktaki kalan 28 ise bu yuvarlakta kalan da 28 yapar. Gerçekten de tüm alan 28, 28, 56. Tüm alanı böylelikle 56 bulmuş oluruz. Yamuğun alanı. Tabi şuradaki alanı saymadık arkadaşlar. Evet örnek 41'i böylelikle 56 bulduk. Her türlü gösterdik size. Geldik örnek 42. Hmm, şimdi baktık soruya. Arkadaşlar alan şurayı 1 vermiş burayı 15 vermiş alan ABCD soruluyor bize. Arkadaşlar bu alan tüm tamam bu alan tüm alanın yarısı. Özellikle yamukta böyle eşitlik gördüyseniz şu alan nedir? Bu alan tüm alanın yarısıdır. Eyvallah. Bunu kullanacağız. Hocam ben buraya bir A dersem A artı 10 mesle tamamı 2 artı 30. Ama şu beyazları ne yapacağım ben hocam? O yüzden buraya bir A demeyeyim isterseniz. Şuradaki alanda dağıtım yapalım. Çift çizdeki alan A artı 15 ise. Bak dikkat. Çift çizdeki alan A artı 15 ise çift çizdeki alan A artı 15'tir. E hocam bu alan tüm alanın yarısı. Geri kalan da tüm alanın yarısı değil mi arkadaşlar? Evet. Geri kalan da tüm alanın yarısı. Yani yamuk alanının yarısı. A artı 15 artı A artı 1. Yani 2A artı kaç yaptı arkadaşlar? 16 yaptı. Hmm. Madem yarısı. Bak şunlar yani şu toplamlar da tüm alanın yarısı. Buradaki alan da tüm alanın yarısı. E o zaman burası mavilerin toplamı. Yani 2 artı 16 ise yamuğun alanın yarısı. Hocam bu kırmızı alan da yamuk alanın yarısı. O yüzden buraya ne kaldı arkadaşlar? Şu kırmızı alana. E, o 2 artı 16 yapması için 2 artı 1 mi kaldı? Evet. E 2 artı 1 kaldıysa çünkü toplamı buranın toplamının 2 artı 16 yapması lazım. E başka ne yapacağız arkadaşlar? 2 artı 1 var, 1 var, A var, 15 var. Şu herhangi bir dörtgen. Burada bütün alanlar mevcut. Sanki burada bir işlem yapacağız. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Değil miydi arkadaşlar burada? Evet. Ya burada e, ben ısrarla bu özelliği hiç vermek istemiyorum aslında ama e, ya dörtgenlerde de biz böyle bir özellik vermedik aslında ama aklınızda bulunsun. Şurada da vereyim herhangi bir dörtgende köşegenler çizildiği zaman karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşittir. A çarpı C, B çarpı D'ye eşittir. A çarpı C, B çarpı D'ye eşittir. Yeri gelmişken söylemek istedim. Ya vermiyorum ama ya bazen de kullanıyoruz bize pratiklikte sağlıyor. Niye vermeyeyim onu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Şuraya A buraya B diyecek olursak hocam tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Yani A bölü B eşittir. 1 bölü 2 artı 1. 1 bölü 2 A artı 1. Hocam buradaki tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Yani A bölü 15 eşittir. İşler dışarı yapınca A çarpı 2 artı 1 bak A çarpı 2 artı 1 15 çarpı 1'e eşit oldu. Yani bu oradaki tabanlar oranı alanlar oranından geliyor aslında. Ama hadi e, bazen bunu fark etmek zor olabiliyor. Hadi bunu siz bilin diyelim. Dörtgenlerde göstermedik ama şimdi gösteriyoruz. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. O karşılıklı alanlarda şunlar arkadaşlar. A çarpı C, B çarpı D eşit. O zaman burada ne diyeceğiz? Burada 2A artı 1 ile A'nın çarpımı 1 ile 15'in çarpımına eşit. Bunu böyle dağıtıp çarpanlara ayırabilirsiniz ama deneyin. 1 yazsan olmuyor. 2 yazsan 4, 5, 5 burası, 2 burası 10 yaptı olmadı. 3 yazsan 6 kere 3 18 o da olmadı. Vallahi çarpanları ayıracağız arkadaşlar. Tam sayı çıkmadı. Maalesef tam sayı çıkmadı. O zaman burada 2 tane a kare artı a eksi 15 eşittir 0 olduğundan bu 2 a'ya a bu da 5'e 3 desek 6'ya 5 oldu. Artı a olması lazım. Burası artı burası eksi dersem çapraz çarpımlarının toplamları artı a'yı verdi. Bak 6 a eksi 5 a burayı verdi. O zaman 2 a eksi 5'e A artı 3 eşittir ne oldu arkadaşlar? Eşittir 0 oldu. Bu 0'a eşitse 2A eksi 5 eşittir 0 ise A'yı buradan 5 bölü 2 buluruz. Hocam A artı 3 eşit 0 ise A'yı da buradan eksi 3 buluruz. Tabi A negatif olamayacağından A 5 bölü 2 çıktı. A 5 bölü 2 tüm yamuğun alanı nedir? Bak yamuğun alanının yarısı neydi arkadaşlar? Tamam A yerine 5 bölü 2 yazalım. A yerine 5 bölü 2 yazdığımız zaman arkadaşlar A yerine 5 bölü 2 yazdığımız zaman 5 bölü 2 yani 2 A artı 1'i bulalım. 2 A artı 1 de kaç yapıyor arkadaşlar? 5 1, 2 ile 5 bölü 2'nin çarpımı 5 artı 1'den 6 yaptı. Bu alan 6 yaptı. 6 15 daha 21. O zaman yamuğun alanı 21 çarpı 2'den 42'ye eşit olur arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 42 yaptı. 42. örnek 42 yaptı. İlginç. Evet böyle şey e, tutan soruları da çok seviyorum. Bu bir işaret mi yoksa böyle bir soru mu gelecek yoksa? Haa. Gelir mi gelir belli olmaz. Ve geldik son özelliğe arkadaşlar. Burada yıldız mıldız konulmamış buna. Neyse, önemli değil. Ve geldik son özelliğe. Gençler, yamukta yanaklar birbirine eşittir. Yani köşegenler çizildiğinde bu yanacıklar birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Sebep atıyorum. Re sadece sallıyorum. Hocam, burası 2, burası 5 ise bu kelebek var. Kelebekte oran 2K'ya 5K. 2A'ya 5A oldu mu arkadaşlar? Oldu. Özellikle böyle kelebekte böyle rasyonel sayılarla uğraşmamak için arkadaşlar kelebekten alan dağıtmaya başlarsanız daha sağlıklı olur. 2'deki 2 bölü 5 oran var ya 2 bölü 5'in karesi nedir? 4 bölü 25. Hocam burası 4 aysa burası 25 A'dır deriz. Sonra 2K'da kalan 4 aysa 2 katı 2 katı o zaman burası ne olacak? 10A yapacak. Hocam 2A'ya 5A. 2A'da kalan 4 aysa, 5A'da kalan da bak 2 katı 2 katı burası da ona alacak. Gerçekten yanaklar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bazı özel soru tiplemelerinde biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da güzel. E, ee, direkt alan dağıtmayla da bu sonuca ulaşabiliyorsunuz ama bunu da özel olarak sanki bilseniz iyi olur. Buna da şöyle bir 3 yıldız koyayım. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Yani son sorudayız arkadaşlar. Bakalım ne diyor soru. Arkadaşlar. Son soru mu? Bir soru daha yok muydu ya? Sanırım yok. Bu son soruyormuş. Evet. Bir tane şey, şey sorusu vardı ya. O yazılmamış galiba ya. Ben bir tane soru sallayayım. Aklıma geldi. Şöyle bir soru sallayayım arkadaşlar. Şuraya. O yazılmamış galiba ya da ben bir şey yapamadım. Bilmiyorum ki. Anlamadım yani. Şöyle bir soru olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şuradaki alanı 6 versin. Bazı özel sorularda kullanılıyor diyorum ya. Şuradaki alanı da kaç versin? 4 versin. Burası 4, burası 6 verilsin alan olarak. Şuradaki x alanı nedir diye sorulsun arkadaşlar bize. Şu x alanı da şöyle turkuaz kitabımızın renginde yapalım. Kitabımın rengi nasıl bu arada ya? Ben turkuaz rengini çok severim o yüzden turkuaz koydum. Yani tamam hanım da seviyor da hanım seviyor diye koymadım. Turkuaz ben de çok seviyorum o yüzden. <laughs> evet Arkadaşlar bu x alanı isteniyor mesela bizden. Ne yaparız burada? Gençler şu hareketi yapacağız. Bak hocam yamuk burası. Tabi ABCD yamuk. Burası 4 burası 6. Hiçbir şekilde oran moran yok. Alan dağıtamam. E ne yapayım? Şuradan şöyle bir çizgiyi çizsem. Hatta o çizgiyi şöyle çizsem daha güzel olacak arkadaşlar. Böyle şey yapsam. Hocam bu da bir yamuk. Bu da bir yamuk değil mi? Evet. E o zaman bunlar bir yamuksa eğer. O zaman buradaki bak yanaklar birbirine eşit olacağından. Burası da kaç olur arkadaşlar? 4 ise burada kalan da 4'tür. Hocam 6 ise bak buradaki yamuktan da 6 ise burası da 6 mıdır? Evet. X alanı neye eşit oldu? 4 artı 6'dan kaça eşit oldu arkadaşlar? 10'a eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle 10 yaptı. Ve geldik son soruya. Evet son soru. 8 verilmiş 44 verilmiş. Burada 3K ebenin uzunluğu da 2K verilmiş. Biraz orantısı gibi ama idare ediverin. Burası 2K burası 3K verilmiş arkadaşlar. E ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Aa hocam bu bir paralel kenar. Ben bunu böyle çizecek olursam alanı iki parçaya bölecek falan filan. Arkadaş. Şunun paralel kenar olduğunu nereden biliyorsun? Paralel kenar mı? Sadece şunlar birbirine paralel. Adam sana şununla şunu paralel demiş mi? Dememiş. Çekli aldanıp da sakın paralel kenar falan deme. Ya ben niye böyle diyorum biliyor musun? Bu bu videolarda ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Eski beni anlatıyorum hep. Hep yaptığınız hatalar şu diyorum ya. Siz onları yapıyorsunuz ya. Zamanda aynısını ve daha kötüsünü ben yaptım arkadaşlar. O yüzden e, o hatalara düşüyorsunuz. Onları yapmayın diye sizlere de uyarıyorum. Neyse. Geldik. Yamuk hiçbir şey yapamıyorum burada. Paraya aykenler falan da değil. Burada kalan 8 vermiş. 2K 3K alanında hiçbir şekilde oranlamasını da kullanamıyorum. E ne yapayım? Şurada köşegeni çizeyim mesela. Şu köşegeni çizecek olursam. Aa hocam bu bir yamuk. Bak şu bir yamuk. Bu yamukta yanaklar birbirine eşit değil mi? Eşit. 8 ise buradaki alan da nedir arkadaşlar? 8'dir. 8 ise 8'dir. Şuradaki yamuktan dolayı arkadaşlar. E tamamı 44'tü. Buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 44'ten 8 çıkınca 36 geldi. Hocam burası 36 ise burası 36 demiyoruz değil mi? Sakın. Çünkü paraya kenar er değil bilmiyoruz. Biz neyi kullanmadık? Takıldık. Takıldığınız zaman kullanmadığınız bilgiyi kullanın. Neyi kullanmadık? Hocam bu 2K ile 3K'yı kullanmadık. A 3K'da kalan kaç? 36. 12 katı. 12 katı. O zaman 2K'da kalan da 12 katı 24 yapacak. Hocam bunun tamamı 24 yapacak. 24 ise 24'ten 8 çıkınca kaç kaldı arkadaşlar? 24'ten 8 çıkınca 16 mı kaldı? Evet, 16 kaldı arkadaşlar buraya. Dikkat. Tekrar söylüyorum. 3K'da kalan 36 ise 2K'da kalanı buldum. 3K'da 36 ise 12 katı. 12 katı 24 yapacak. 24'ten 8 çıkınca buraya 16 kaldı. Alan ABC'de isteniyor. Şurayı bulursam olay bitti. E herhangi bir dörtgen yamuk da olsa fark etmez. Neydi? Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit değil miydi? X çarpı 16 8 çarpı 8'e eşit. 64 bölü 16'dan X'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Ya da hocam 8 e 16 var deyip hocam 8 bölü 16 alanlarda alanlardaki oran tabandaki oranı eşittir. O zaman 2A'da kalan 8'i A'da kalan da 4 diyebilirdiniz. Hiç fark etmez. Ya da karşılıklı alanlar çarptıkları da birbirine eşit. Alan ABC'de isteniliyor şimdi bizden. Alan ABC'de hepsinin toplamı. Yani 36, 8, 16, 36, 8, 16, 8 ve 4'ün toplamı mı? 36, 8, 16, 8 ve 4'ün toplamı yapacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi şu 16, 4 daha kaç? 20. 28 burası. 8 daha 36. 36 da burada. Toplamda da kaç yapıyor arkadaşlar? 72 yapıyor. İşlem hatası yapmadıysam. Ya bazen şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz bazen? Yanlışlıkla gecenin bir vakti çekiyoruz zaten videoları. İşlem hatası yapabiliyoruz. İşlem hatasını da çok sağ olun. E, yaptığım hataları da böyle, e, böyle normal karşılıyorsunuz. Teşekkürler bu konuda da. Ya Kenan komutanın öğrencileri tayfası bir başka ya gerçekten. Hiç böyle e, rendici edici bir şeyler yok. Ha bu arada hiçbir zaman şey de yapmadım. E, olumsuz bir yorumu da hiçbir zaman kanalımda da silmedim. Yapabilirsiniz de. Ama böyle olumsuz şeyler duymuyorum. Normalde başka kanalda başka öğretmenler yapsa e, yerden yere vuruyorsunuz böyle öğretmeni de. Ben de çok fazla o, o şekilde karşılaşmadım. Bu anlamda da size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Sizler de çok güzel işler yapıyorsunuz. Bakın böylelikle Yamo'da bitirmiş olduk. Biraz duygusal mı konuşuyoruz Neyi? bu şeyde Yamuğu bitirince evet şimdi çok geçeceğiz. Arkadaşlar yamuğu da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Ödevlerinizi düzgün bir şekilde yapın. Önce bunu söyleyelim. Soru çözmek çok önemli. Yamukla ilgili hemen sıcağı sıcağına videoları izlediniz. Hemen sorularınızı çözün. Bir kitaptan en az bir kitaptan. Gençler böylelikle yamuk konusu bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çok genlerin konu anlatımında yani bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.